tane Silverlight Application projesi açtık. Sonra bu şekilde bir ekran karşıladı bizi. Burada daha önce anlatmıştım, Silverlight'ın içerisinde iki proje olarak gelecek bu. Birisi web tarafında bu Silverlight'ı sunacak proje. Yani ASP.NET ya da HTML olur, fark etmiyor. Hostesini istiyorsak bu seçili olmalı. Biz de bir web application projesinin bunu host etmesini istiyoruz. Eğer VSAP RIA servisleri var, onların desteklenmesini istiyorsak bunu açabiliyoruz şu an. Sonra OK diyerek projemizi oluşturuyoruz. XAML mimarisi olarak VPF'den farklı değil Silverlight. Copy-paste ile %99 oranında aynı şeyleri yapabiliyoruz. Yani sadece uygulama tarafında düşünürsek %100 desteği var. Sadece işte Windows Resource yazacağımıza User Control üzerinden bunu yapıyoruz gibi ufak tefek farklılıklar oluyor. Yoksa XAML birebir aynı. Bunun için şimdi Silverlight'te kontrolleri yapacağız. Ama burada yaptığımız şeyleri kopyalayıp VPF projesine yapıştırdığımızda aynı sonucu verecektir. Bu açıdan aslında iki tarafı da öğrenmiş oluyoruz gene. VPF'ten kopmuş değiliz yani. Burayı kapatıyorum. Yeni bir Silverlight Control kısmında yeni bir sayfa oluşturacağım. Buradan bir Silverlight Page açıyorum. Burada da Combo Box SL. Yine benzer bir mimari geldi karşıma. Dikkat ederseniz yukarıda Navigation Page diyor. Bu sayfalama işlemlerinde kullanılan bir mimari olduğu için page yapısı linklendirilebiliyor, işte geçişler vesaire. Bildiğiniz sayfa. Burada bir combo box oluşturacağım. Yine XAML'la. Textblock'un content'i yok, teksti vardı. İlk Silverlight anlatışımda anlattığım gibi burada Client Bin diye bir klasör var. İçerisinde bir ZAP dosyası oluşturması gerekiyor. Bu ZAP dosyası da uzantısı değiştirilerek RAR yapıldığı zaman sıradan bir
RAR dosyası olduğunu söylemiştik. Sıkıştırılmış dosya. Bu uygulamayla ilgili DLL ve bazı ayarların bulunduğu bir sıkıştırılmış formattır. Ben şimdi build ettiğim zaman burada zap dosyam oluşacaktır. Silverlight controls.zap. Şimdi ASP.NET test sayfamı şuradan Vim Browser diyerek açıyorum. Silverlight doldu. Tabii ki bunu açılış sayfası yapmadığımız için main page'i açtı aslında. Bunu da şöyle farkına varabiliriz. Ben buna bir text block koyayım. O yüzden içinde bir şey gösteremedi. Text block text'i. Main page.xml. Kalsın bu şekilde. Tekrar build ediyorum. Bakın şimdi geldi. Az önce yaptığımda gelmemişti. Build ettiğimde geldi. Sebebi gayet basit. Normal HTML bir sayfa olsa direkt kaynağından alıp gösterdiği için bir sıkıntı yok. Ancak burada mantık neydi? Siz çalıştırdığınız zaman bu build işlemi sırasında şurada zap dosyası oluşuyor. Yani biz ne yaptık? Küçük bir değişiklik yapıp main page içerisine bir text block koyduk. Normalde olması gereken bunun build edilerek çalıştırılmasıydı. O esnada buradaki zap dosyası sıfırlanıp yani silinip aslında yenisi buraya gönderiliyor. Bundan dolayı ilk yaptığımızda o yazı gelmedi. Sonradan bu ilk edince geldi. Şimdi app XAML içerisinde BPF tarafında mantık nasıldı? Biz burada startup olarak bir sayfayı belirliyorduk XAML'ı. Onu başlangıç olarak açıyordu. Burada da gene app XAML içerisinde yapılıyor ama bunun CS tarafında bakın burada application startup bir sayfayı veriyoruz. Bu root visual gibi bir burada UI element alan bir property'miz var, root visual. Bu bizden UI element istiyor. UI element ise aslında bizim geliştirdiğimiz tüm sayfaların yapısını oluşturan bir element diyebiliriz. Biz de buna gene UI element'ten türeyen bir sayfa olan page, main page'i vermişiz. Otomatik bu. Ben burada diyorum ki combo box sl diye bir XAML var. Bunun başlamasını istiyorum. Build ettim. Bakın anında geldi. HTML'i çalıştıralım. HTML ama içinde Silverlight var. Tamam, buradaki mantık buradan işliyor. Application Startup içerisinde root visual için
değeri olarak bir nesnemizi vermemiz gerekiyor. Bu da oluşturduğumuz sayfaların sınıfı. Yani her işlem yaptığımızda açıkçası oradan bunu değiştirmemiz gerekiyor. PDF tarafında göstermediğim kontrolleri göstermek istiyorum. Orada farklı uygulamalar yapmıştık. Şimdi bir de checkbox yapalım. Dikey ve yatay olarak center olsun. Bir hangisinin başlayacağını belirtmedik. Kontrollerimiz geldi. Buraya bir de dinamik kontrol ekleyelim. Yani birçok şeyde yaptık. ASP.NET tarafında, masa üstünde, VPF vesaire. Bir de Silverlight tarafında oluşturalım. Örneğin checkbox SLSML'ın kod tarafında diyorum ki direkt burada oluşurken Initialize Component ne yapıyordu? Ekrandaki nesneleri burada oluşturulmasını sağlıyordu. Ben de isterseniz load'unda yapılabilir. btr.contact
UI element olarak bir değer istiyor benden. Layout çığlığım. BTN. Buton buraya geldi aslında. Arka taraftakini kapattı. Değerini de aynı şekilde buradan verebiliyoruz. Horizontal left olsun. Vertical olarak da top ya da en altta olsun. Bakın bu sefer de en altta göründü. Ama iki farklı yöntem kullandık burada. Dinamik olarak birincisi direkt bu sayfanın kontenti. Yani this content dediğimde checkbox SL sayfasının page'inin kontentine atadım ben bunu. Ama diğerinde layout route neydi? Şuradaki grid'in adı. Ben aslında grid'i ekledim ilk yaptığımda. O yüzden ikisinde bir fark var. Layout route nokta children. Bunun içerisindeki nesneler diyelim. Ona add ile bu UI elementi ekle. Buradaki Solid Color Brush'ta şu işi yapıyor. Silverlight'ın görsel tarafı çok zengin. VPF'ten aldığı bir özellik bu. Mimari olarak çok ileri seviye görsel işlemler, çizimler vesaire yapabiliyorsunuz. Burada da mantık şöyle çalışıyor. Diyor ki, bakın, background normalde ne alır? Background rengi black. Siyah olsun dedim. Ya da blue olsun dedim. Bu kadar basit. Ama burada o kadar basit yapmıyor bunu. Diyor ki sen nasıl bir işlem yaparsan yap arka tarafı komple, yani arka taraftan kastım brush alan, brush fırça demek. Fırça alan herhangi bir nesnenin tasarımını herhangi bir şekilde yapabilirsin. Esneklik çok fazla. Yani özel bir çizim yaparsın brushlarla. Fırçalarla, programatik olarak bu çizimi brush olarak background'a atarsın. Arka taraf o çizimde görünür. Yani bu içerikteki text ile content'in farkı gibi diyebiliriz. Brush çok daha esnek. Birçok brush yöntemi var, nesnesi var. Mesela solid color brush sıradan basit bir çizim yapar. Bir renklendirme için. İşte ilk başta kullanacak olduğum, sonradan buna çevirdim, bu daha basit diye. Gradient brush, bu biraz daha gelişmiş, birden fazla rengi vesaire kullanarak tasarımlar yapmanızı sağlayan bir fırça. Daha birçok fırça var. Kimisi işte çizim yapıyor vesaire, denebilir. Aslında bununla ilgili özel bir proje de yapabildik, çizimleri anlattım. Ama şu an
temel olarak anlatmakta yarar var. Bir pop-up oluşturacağız Silverlight'ta. Bunun için pop-up SN diye bir page oluşturdum. Şimdi bunu çalıştırdım. Kod kısmına geçtim. Benim iki tane kliğim var burada aslında. Biri BTN cevap. Bundan pop-up'ın açılmasını şöyle cevap almak için tıklayayım.
işlem sırasında herhangi bir değer göstermek istediğinizde bunu kullanabilirsiniz. Tıklanır, ortada bir pencere bilgi gösterir gibi. Progress bar yapalım. Yeni bir XAML oluşturuyorum. Yeni sayfa. Adı Progress Bar SR. Çalıştıralım. Açtığımız zaman bir şey olmayacak. İşlem yapmamız lazım. Diyor ki BTN ilerletin kliyente. Bizim progresimizin value'sunu artı eşittir 5. 5'er 5'er artırsın. İlerlete basıyorum. Her basışta 5'er 5'er artıyor. Bu minimum 0, maksimumu 100. O yüzden 100 bölü 5 kere tıklayarak bu işlemi yapabiliyoruz. Görselini değiştireceğim şimdi. Şurada progress içerisinde is indeterminate dedim. Bakın true yaptığım zaman görsel değişti. Artık daha da belirgin bir şekilde donduğunu vesaire görebileceğiniz bir uygulama haline geldi. Böyle daha görsel. Mesela işlem uzun sürüyorsa bunu şöyle düşünebilirsiniz. İşlem bayağı uzun sürüyor ama kullanıcıya da işlem yapıldığını göstermek için. Yani yüzdesini falan değil de bu işlem devam ediyor. Yıkılmadık, henüz ölmedik gibi bir şey. Bir örnek daha yapalım. Bu da
Switch to Xbox üzerine. Xbox'ın amacı hani gelişmiş Xbox gibi düşünebilirsiniz. İçerisindeki veriyi, metni daha görsel hale getirmek, işte renklendirmek vesaire birçok işlem için kullanılabiliyor. Ben de bir rich Xbox oluşturdum. Bunun içine bir paragraf oluşturacağım. Foreground dark blue, font family, Arial, font weight, bold, text alignment, center olsun. Bakın dikkat ederseniz burası aslında bir text box. Ama ben metin editörü olarak kullanıyorum. Burayı da değiştirdim. Buranın alanı farklıydı. Paragraf olarak ayırmıştım. Burası da örneğin metin alanı. Ben buraya yazar en sonunda kaydederim. Ama görseli bu şekilde görünür. Bu veriyi gösterirken de aynı, hatta bir tema motoru yaparak, şablon yaparak görselin nasıl görüneceğini belirtebilirsiniz gibi. İşte sağ tıklandığında bunu kopyala gibi şeyler yapılabilir. Thank you.
çalıştıralım. Bakın, üzerine gelince mouse nasıl bir imlece dönüşüyor? İşte düz bir çizgi, yukarı aşağısında bir şeyler var filan, sağa sola doğru. Şuraya gelince bir ok haline alıyor. İşte beklediği zaman, bekleme olduğunda bir wait hali oluyor değil mi? Mesela bunu neye örnek? Ben şimdi bunu kapatıyorum. Bakın çalıştırdığım zaman mouse'un imleci yuvarlak haline gelecek. Bakın şu an beklediğini gösteriyor. İşte Silverlight üzerinde bunu yönetmek için bir sayfa yapalım. New item. Cursor SL. İçine bir tasarım. Column definitions. Yerleşimleri yapayım. Sıfırda margin 3 hatta 5 kenarlardan uzaktık. 6 tane olacak. Farklılık olsun diye şöyle font size verebiliriz mesela 25 font weight bold. Şimdi de cursor'ları verelim. Cursor'da arrow verdim. İlkine. Diğerine sırayla şöyle vereyim. Cursor. Cursor weight. Gene unuttuk. Şuna. Bakın, 6'ya böldüm ve her nesnenin üzerine geldiğimde farklı ok şekilleri görünüyor aslında, farklı cursor'lar. Burada yuvarlak şey, bir el işareti, hand, burada bir silgi, burada nokta, burada weight. Yani ben bir işlem yapıyorum, o devam ediyor. Örneğin servis veriyi çekiyor. Ama kullanıcının ne haberi olacak? Sen o arada
hemen cursor'ı wait yaparsın, olur biter. Mesela bir çizim işlemi yaptın, silgi gerekecek. Tıklanan yeri sil. Sildin ama kullanıcı nereden bilecek? Silgi yaparsın. Çizim işlemi için harika bir şey bu. Çizim arayüzleri için. Bunu kullanırsın. Yazı için bu. Kendi özel metin alanını yaptın diyelim. Gibi. Şimdi bir de hyperlink için yapalım. Hyperlink bildiğiniz gibi bir web kontrolü. Hyperlink SL dedim. Bu da bir web teknolojisi olduğu için tabii ki kullanılabiliyor. Hyperlink button. Content'i nereye gönderecek? Navigate URL. HTTP janusan.com. Target name. Burada bunu boş bir yeni bir sekmede aç. İşlemi. Horizontal alignment. Left. Haricine ihtiyacımız yok burada. Vertical alignment, o da center olsun. Bir de font size verelim hadi. Büyük olsun. Bakın üzerine gelince link olarak görünüyor ve tıklanabilir. Şu an internette problem var, siteyi açamıyor ama yeni bir sayfada açtık. Hyperlink.